Duşanbe'nin merkezindeyiz. Burası Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'nin merkezi ve merkezde İsmail Somoni heykeli bulunuyor. İsmail Somoni Tacikler için önemli bir figür. Özbekistan'da Emir Timur neyse Tacikistan'da da İsmail Somoni o. İsmail Somoni 9. ve 10. yüzyılda Orta Asya'da kurulmuş olan Buhara merkezli, başkenti Buhara olan Samaniler Devleti'nin kurucusu. Ve Tacik Ulus Devleti 1991. yılda bağımsızlığını ilan edildikten sonra tarihsel bağını Buhara'da kurulmuş olan, Orta Asya'ya hakim olmuş olan, ilk Müslüman devletlerden olan Samanilere bağlamakta. İsmail Somoni'nin şu an mezarı Özbekistan'da Buhara'da bulunuyor ve hala günümüze kadar gelmiş kerpiç bir yapı. Aslında Samaniler Devleti kültürel gelişim olarak, bilimsel gelişim olarak çok önemli bir devlet. Tarihte ismini saydığımız İbn Sina'dan el-Buruni'den el-Fergani'ye kadar ki 9. ve 10. yüzyılda ki bölgedeki aydınlanmayı teşvik etmiş bir devlet. Samanilerin liderleri, kralları, padişahları bilimsel gelişime, ilmi gelişime o kadar önem vermişler ki bu Orta Asya coğrafyasında hem dini ilimlerde hem fenni ilimlerde çok önemli gelişmeler olmuş. Orta Asya'daki hadis yazarlığı bunlar döneminde olmuş. Orta Asya'daki bilimdeki gelişmeler, astronomideki gelişmeler, matematikteki gelişmeler bu dönemde olmuş. Bu bakımdan Samaniler Devleti çok önemli bir yer tutuyor. Samaniler Devleti'ne Tacikistan Fars kökenli olduğu için kendine geçmiş olarak belirlemesine rağmen kimi Türk aydınlar, Türk profesörler, örneğin Aydın Usta Profesör Doktor yazmış olduğu Samaniler kitabında Samanilerin Türk soylu olduğunu ispatlıyor. Bunda da en önemli verisi Firdevsi'nin Amuderya'nın doğusunu Turan olarak tanımlaması, batısını da İran olarak tanımlaması. Samaniler Devleti de doğuda, Buhara-i Şerif'te kurulduğu için bu bakımdan Samanilerin etnik kökenini Türk olarak ifade etmesinde birinci parametre olarak gösteriyor. Bunun yanında Samani Devleti'nin Hanefi mezhebinden olması, oysaki İran'daki Müslümanlar Şafii mezhebinden o dönemde. Ayrıca da Samanilerin soy ağacındaki Türk isimleri, atalarının Türk isimlerinin yer aldığı ve resmi dillerinin de Farsça değil Arapça olduğu şeklinde ifadeleri var. Sonuç olarak bu coğrafyada kültürel geçmiş gerek Türk halkları gerekse Fars kökenli halklar için ortak kökenlere gidiyor. Dolayısıyla günümüzde bunları etnik köken olarak ayırmak, farklılaştırmak çok zor. Ortak kültür üzerine inşa edilmiş bir halk Türkistan coğrafyası. Bu bakımdan Özbekistan'la Tacikistan iki şekilde birbirine çok yakın. Hem inanç bakımından hem de Özbekistan'da Tacikler ikinci halk olarak çoğunluktayken Tacikistan'da da Özbekler ikinci büyük halk. Bu bakımdan Orta Asya coğrafyasını, Türkistan coğrafyasını değerlendirirken geniş bir araştırma yapılması gerekiyor. Bu bakımdan araştırmacıların bu bölgeye gelip kütüphanelerde eski kalıntı eserleri incelemeleri ve antropolojik olarak da eski kentlerde araştırma yapmaları önemli olduğunu düşünüyorum.